iğnemi kumaşıma batıyorum arkadaşlar. Hemen bir düğüm atıyorum. Bir tane zürafa yapacağım. Zürafanın içine tekrar batarak geri döneceğim arkadaşlar. Buraya tekrar aynı zürafanın içine tekrar batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Şu şekilde pırpır yapıyorum arkadaşlar. Tekrar pırpırın içine iğnemi batıyorum. Biraz daha büyük olacak şekilde aşağıya iniyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Aynısından bu tarafına da yapacağım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine tekrar iğnemi batıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi arasına 3 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Üç tane zürafa yaptım. Bir tane daha zürafa yapacağım. Arasında üç tane zürafa kalacak. Dördüncü zürafamı yaptım. Tekrar dördüncü zürafamın içine tekrar batarak geri dönüyorum. Birinci de olduğu gibi küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın içinden iğnemi batıyorum. Bu defa aşağıya inmiyorum. Şuraya, yani yaptığım buradaki sinek kanadının içine iğnemi batıyorum. Şu şekilde ipimi ayarladım ve sıktım. Bunun hemen dibine bir tanesini kanadı yapacağım. Aynı aşağıda olduğu gibi küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine yine iğnemi batıyorum. Tekrar aşağıya geliyorum. Tekrar küçük bir tane pırpır yapacağım. İkinci kanadına. Pırpırın içine tekrar iğnemi batıyorum.
Tekrar aşağıya iniyorum. Birinci yaprağımı tamamlamak için buradan da aşağıya iniyorum arkadaşlar. Kanadımın diğer tarafını tamamlayacağım. Tekrar küçük bir tane pırpır. Pırpırın içine tekrar iğnemi batıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Aynı şekilde arasına 3 tane zürafa yapacağım. Dördüncü zürafamı yapacağım. Dördüncü zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Pırpırın içine tekrar iğnemi batıyorum. Sinek kanadının yan tarafındaki sinek kanadının içine batıyorum. İpimi ayarladım. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırın içine iğnemi batıyorum. En yukarıdaki sinek kanadının içine iğnemi batıyorum arkadaşlar. Buraya da yine aynı. Küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine iğnemi battım. Tekrar aşağıya iniyoruz. İkinci kanadını yapacağız şimdi. Tekrar küçük bir pırpır. Pırpırın içine iğnemi batıyorum. Tekrar aşağıya iniyoruz. Şimdi burayı da aşağıya indiriyorum. Birinci kanadını tamamlıyoruz. Evet, birinci kanadı tamamlandı. İkinci kanadını yapmak için bir tane küçük pırpır.
kanadını tamamlamak için tekrar aşağıya iniyorum. İkinci kanadını tamamlayacağım. Küçük bir tane pırpır. Pırpırın içine tekrar iğnemi batıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar 3 tane arasında aynı işlemi tekrarlayacağım. 3 tane zürafa yapacağım. 4. zürafanın içinden geri döneceğim arkadaşlar. İkinci dağımı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi bunun ortasına bir çiçek oturtacağım, tutturacağım. Daha önceki yaptığım motiflerin nasıl tutturulması gerektiğini soran arkadaşlarımız oluyor. Bu dağların arasına tüm mekik oyalarımızı, iğne oyalarımızı şu şekilde tutturabilirsiniz arkadaşlar. Sistem hep aynı. Yine şu şekilde. Farklı modelleri gösteriyorum. Bu şekilde bunları tutturabilirsiniz. Ben şimdi Keloğlan modelini tutturacağım arkadaşlar. Üçlü Keloğlan modeli nasıl tutturulur diye arkadaşlarımız sormuşlardı. Şimdi ben bunu tutturacağım inşallah. Diğer mekik oyalarımızın videolarını izleyebilirsiniz kanalımızda. Şimdi oyamın ters yüzünü çeviriyorum. Mekik oyamın da ters yüzünü çeviriyorum. Şu şekilde de yapabiliriz. Veya da şu şekilde. Ben bu şekilde yaptığım zaman daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Hemen ortalıyorum. İğnemi zürafanın içine batarak birinci pırpırın içinden de geçirerek hemen düğüm atıyorum. Aynı şekilde bir sonraki zürafaya iğnemi batıyorum. İkinci pırpırın içinden geçiriyorum. Yine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya iğnemi batıyorum. Üçüncü pırpırın içinden geçirdim. Dilerseniz tek de tutturabilirsiniz. Ama sağlam olması için ben bu şekilde tutturuyorum.
Bir sonraki zürafada yine dördüncü pırpırın içine geçirdim iğnemi. Bu şekilde sabitledim. Bir sonrakini yapmayacağım. Diğer tarafına, diğer yaprağına geçeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde zürafanın içinden geçirdim iğnemi. Birinci pırpırın içine geçirdim. Bir sonraki zürafayı ikinci pırpırın içinden geçirdim. Yine bir sonraki zürafayı üçüncü pırpırın içinden. Bir sonraki zürafayı dördüncü pırpırın içinden geçirdim. Beşincisini de tutturabiliriz. Veya dilerseniz bırakabilirsiniz de. Ben tutturmayacağım. Siz dilerseniz tutturabilirsiniz arkadaşlar. İpimi burada koparıyorum. Şimdi düz yüzünü çeviriyorum. Mekiko'yam tutturulmuş oldu böylece arkadaşlar. Keloğlan modelinin yapılışını yine kanalımızdan izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.